mantıklı. Ona göre. Öyle de bir kalma. Yes, I started saying your name. Böyle sloganlar üstüme yapıştı, anladın mı? Lean Squad. Bitir. Evet. Hepinize merhaba sevgili dostları falan deyip eski YouTube hayatıma geri dönüş yapmak istemiyorum artık. Çünkü bu bir podcast. Kırmızı çiçekler gelecek diye çok korktum. Böyle bir fake. Kardeşim sonunda YouTube'dayız. Sonunda olmak istenilen, hani insanların istediği yerdeyim. Bu yüzden çok keyifliyim, çok mutluyum. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra evet. Spotify Global 4 oldum. Girsin bu evinize. Bu gerçekten ama yakın arkadaşında Global'e hiç giren bir arkadaşın var mı? Var. Berkcan dışında. Hani daha önce hayatınızda oldu mu böyle bir tanıdığınız? Ha, asla olmadı. Benim için büyük bir şey abi. Hocam benim için zaten inanılmaz büyük bir şey. Çünkü ben gireceğimi tahmin etmiyordum. O yüzden yani, çok keyifliyim. Yani, Kore'den arıyorlar diyelim. Evet. Gerçekten. Spotify'da Global 4'te bir arkadaşım var. Kore'den arkadaşın var mı senin? Kaldı mı? Seninle... Yani akrabalarım diyelim. Bir şey diyeceğim. Ciddi anlamda en son Kore'deki gezinde herhangi bir şekilde Berkcan'la çektiğiniz son video ne güzeldi. Ben gerçekten Ronaldo'yla video çektikten sonra mesaj aldım abi. Hakikaten Ronaldo çünkü seninle... Bu arada Ronaldo sildi mi Berkcan'la bir tane fotoğrafı? Silmedi postu kardeşim. O clear sponsorlu postuydu. Ölene kadar orada kalacak. Ben göremedim dün. Ronaldo'ya 1 milyon dolar verdiler Berkcan'la post atsın diye. Hakikaten ben 0 liraya gittim adamın yanına İtalya'da. Ben arada sırada seninle arkadaş olduğumu abi hissediyorum. Yani Kore'den haberler geliyor. Çok gerçekten. Teşekkür ederim Çabicim. Çok teşekkür ederim. Seninle yaptığımız her projenin böyle başarılara ulaşması da ve başarı ve lince ulaşması da beni aşırı derecede mutlu ediyor. Ne yapsak linç yiyoruz çünkü. Yani ben en son senin programına katıldıktan sonra vatan haini linç yemiştim. Hangi vatanın hainiydin? Yani genel. Yani genel vatan haini. Sideway vatan haini. Hem yani. Oranın vatan haini hem burada da para kazandığı için buranın vatan haini. Ya bilmiyorum ben ne kötü yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Bizi konsolosluktan aradılar. Aradılar gerçekten. Bu arada cidden o video için Yetkin sen de eğer... Bu arada Yetkin neye ben konuşunca böyle soyutluyor kendini? Ben iki ünlü konuşurken insanların daha oğlum. Dinlemek istediği bir şey. Linç diyorsunuz. Abi. Beni kim niye linçlesin? Bu konuyla ilgili yapacak bir yorumum yok. Benim çevremdeki bu arada biz de ünlü ünsüz tanıyoruz ama en komik adamsın. Bir şey diyeceğim. Sen kendini ünlü zannediyor musun Çabi? Bir Korelinin gelebileceği seviye neyse oraya geldim. Nereye? Nereye o seviye? Tabii ki. Ya BTS ile kıyaslayacak halim yok. Ya da Psy ile. Ama sen? Türkiye'deki bir yabancı nereye kadar gidebiliyorsa, nereye kadar kendi millet şakası, ırkçılık şakası yapabiliyorsa oraya kadar geldiğimi düşünüyorum. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela ünlü hissediyor musun bu ülkenin topraklarına ayak bastığında? Her yerde tanınıyor musun? Mesela en son bir tane Yetkin Charlie'de mi vardı? Bir Koreli bir kadın. Maymunda, Charlie'de de vardı, Gora'da da vardı. Hayır ama oğlum, hayır Charlie dizisi. Charlie'de oynayan uzak doğulu kadınla kıyaslıyor. Ayumi. Evet Ayumi ile. Charlie'yle kıyaslanabileceğini mi zannediyorsun sen? Charlie'yi bu ülkede tanımayan bir tane. Charlie şu an rehabilitasyonda bu arada arkadaşlar. Buradan Charlie'ye sevgiler. Oyunculuk zordur. Mental breakdown. Ama yani... Mental breakdown. Berkcan Güven'in yaşadığı gibi bir peki, hayat zor yaşadın cidden. Mı hiç mental breakdown? Kanka benim hayatım mental breakdown. Neden? Niye? Mutsuzsun. Kupan yani benim neden bu kadar mutsuzsun? Mental breakdowns. Ben senin tweetlerinin altında öyle yorumlar ya gördüm. Ya şöyle sloganlar üstüme yapıştı anladın mı? Lynch squad. Hiç mutlu değilim. Bunları diye bir şey de 100 kere dersen onlar artık üstüne yapışır ya bir noktadan sonra. Tabii. Yani artık bize de olan bu. Peki artık mutlu olmaya moduna mı şu giriyorsun? Şu an aşırı derecede mutlu ve keyifli bir hayat yaşıyorum. Yani uzun zamandır maşallah. Ki zaten hani YouTube videosu çekmediğim dönemde de biliyorsunuz bütün dünyayı saran bir virüs çıktı. Hani ne? Korona diye. Covid-19. Gel. Doğru. Doğru değil mi? Maske falan takıyor insanlar onu diyorsun. Aynen o maske olayı var yani. Kripto para köşesi olacak mı bu programda? Kesinlikle olacak. Ben nasıl öğrendim biliyor musun kripto para böyle? Alakasız anlatırım sana. Bir şey diyeceğim. Çok kazanıyor mu? Hayır ya. Kazanmak değil ya bu. Yatırım oğlum bu. Bu bir yatırım.
tavsiyesi değildir burada. Oğlum geçen mahallede konuştuk bunu, yatırım olduğunu. Yani mahalde, evet, mahal. Mahal diye bir uygulamamız var. Clubhouse'un Android'ler işte olanı. Aynen öyle. İnanılmaz. Daha iyi tanım olamaz. İnanılmaz. Her giren sohbete bağırıyor arkadaşlar. Aaa hoş geldin, ünlü geldi buraya falan filan diye. Evet, bir senedir YouTube'da yoktuk. Ben yoktum. Çabin'in de tutmayan bir eksen projesi. Benim de yatan bir eksen projem var. Buradan Acun abiye de sevgiler. Abi neden olmadı bu proje? Acun abim yatırdı projeyi. Bir şey diyeceğim. Bizim hakikaten... Sen yaptın projeyi. Neden yaptım. Devam etmedi? Abi çünkü 6 bölüm anlaştık. 6 bölümdü sonra. Peki yani 6 bölüm sen mi anlaştın yoksa diğer çocuklar, hani bu yani diğer ırksal farkındalığı olan çocuklar da bu işin içinde miydi? Yani onların diğer da çocukların sigortasını yatırıyor musun? Evet ya. Asıl soru bu. Evet ya, bu kadar yani. Algısal olarak benim çalışanımmış gibi görünüyor ama biz hep beraber aynı eşitlikte çalışıyorduk. Yani benim kanalımda sadece çıkıyorlardı. Yani bunu... Çabihan kanalına bir marka sponsorluğu gelince o bölümde markadan alınan para eşit mi dağılıyordu? Hayır. Zaten kim daha çok alıyordu? Ben. O yüzden mi acaba iş için gibi zannediyoruz ama, biz onları? Ama bu, yani... Sen kendi kanalına minik bir Elinoğlu patlatmak istedin. Bence asıl olay bu. Bravo, evet. Gerçekten yani böyle. Ben Elinoğlu'yla tuttum zaten. YouTube'da da bunu yaptım. Kaç bölüm çektiniz? 120 mi ne? Bir şey diyeceğim, 120 bölüm. Ben buna 120 bölüm bir şeyin Türkçesi, İngilizcesi, Nijeryacası. bu çok yorucu değil mi? Nijeryaca ne demekse bu arada. Kenyaca, özür dilerim. Ay pardon, Swahilice. Çabi sen doğa için çal 10'da da varsın. Bir projenin 10'uncusuna teklif alıyorsan. Abi bir şey diyeceğim. Doğa için çal bence güzel bir proje. 10! Ya ne var, Cem Yılmaz da 8'de çıktı. Ben de ona bakarsan 2 bölüm sonuna okeyim yani. Ben Cem Yılmaz'ı da onayladığımı söylemedim ki. Yani genel bir senedir ne yapıyordum gibi bir bunca insan soru soracak. Keşke ya. Siz sorsanız da ben de bu programı yönlendirmek... Sordu mu çocuk sana? Ben var da sordum aynı. Evet. Sordum. Bir daha sor Şabi bir baştan. Daha. Niye böyle bir program yapıyoruz? Ya çünkü artık... O kadar da baştan değil açık. Buraya gelmeden sorman lazım o soruyu. Abi ben Berkcan ne zaman çağırsa gelmek ihtiyaç duyuyorum bu arada gerçekten. Neden? Kariyerin için mi ihtiyaç duyuyorsun? Hem öyle, bu gerçek bir şey. Abi tabii ki duyacaksın yani. Ama bir şey diyeceğim. Geçen hafta şu yine ırksal farkındalığından patlayan R mevzusunda bir ölü bir kanalı hareketlendirdin. Evet. O kanala bütün... Ölü bir ünlüyü de hareketlendirdin. Sina Özer senin sayende tekrardan hayata tutundu. Eğer bir daha cap sallanacaksa Kore'de Z de yok, J de yok. Nasıl Z yok bir ya? Bir de yok. Z nasıl yok? Oppa Gangnam A yokmuş. J nasıl olmaz ya? Biz sarılsak falan. Kore'de Jale yok mu ya? Jale isimli bir kız. Jale Sun Yong falan yok mu? Var ya. Ya bir şey. Oğlum öğreneceğim diye her şeyi unutmuş gibi kalan. Ya çünkü niye biliyor musun? Ergenliğin yeni bittiği için. Şu an gerçekten yetişkin Berkcan'ın karakterini nasıl çizebiliriz? Yeşitkin. Yeşitkin Berkcan. Yetişkin. Şey de yok. Sen kafanı kadar sallayamazsın. Ya sen ne bu alfabe? Çabi sen bu çocuğun kanalında her çıktığında Kore konsolosluğu arıyor bu çocuğu. Gene sallıyorsun bir şeyler. Bizde o yok yok arayacaklar. Yanlış tanıtıyorsunuz ülkemizi diye. İlhan Mansız'ın size attığı gol sana ne hissettirmiş? İlhan Mansız bir bize gol atmadı. Japonya mı? Japonya. Çok ayıp. Çin'e attı. Çin'e. Allah çarpsın bunları attı zannediyorum. 4 ben. Milyon kanalında şunu da söylemek isterim ki İlhan Mansız Kore'de meşhur değil. Japonya'da meşhur. Tamam. Tamam. İlhan Mansız ona göre. Kore'de meşhur falan değilsin sen. Kore'de iyi yok zaten İlhan Mansız. Ay şeyi algısı var. Ben ne zaman işte Koreli olduğumu söylesem ki hiç belli olmuyor. Ne zaman söylesem hiç de söylemezsin. Barış Manço'yu daha önce tanıdın mı? Kore'de Barış Manço meşhur mu? İlhan Mansız meşhur peki mu? Peki bir şey diyeyim. Kore'de Barış Manço meşhur mu? Değil. Değil ama 95'te konsere çıkmış, bu doğru. Şu gitarda ilk öğrendiğin parça neydi? Geçen bana anlattın. Çal. Çal. Ya ama şöyle bir şey. İlk şimdi, öğrendiğin, ilk öğrendiğin şarkıyı çal. Akdeniz akşamları. Böyle yabancı mı olur ya? Ben emin ediyorum bu videodan sonra benim Instagram takipçileri artmazsa hepinizi sikerim. Bu nasıl bir talep oğlum, manyak mısın? Çok bir şey söyleyeceğim. Bu videodan Instagram takip artacak biri varsa ben değil miyim o? Benimki çok az. Sen bu arada hakikaten hak ediyorsun. Instagram ben benim çevremdeki... Çünkü niye biliyor musun? Sen hakikaten komik bir çocuksun.
Ve yaratıcısın da. Ve rahatsın. Ronaldo ile senin bağının vardı. Evet. Ben çok merak ediyorum onu. Bir türlü dinleyemedim. Sen oraya gittiğinde niye mutsuzdun kariyerinin en peak döneminde? Kardeşim. Genel olarak ben zaten hayatı hep biraz böyle mutsuz hisseden. Hem mutsuz hem mutsuz. Burhan Güven şakası bu arada. Yazın. Kanka çünkü ne zaman... Dinliyorum hocam. Yani sonuç olarak baktığınızda kanka ben hayatımın böyle hep iyi bir şeyler yaşadığı dönemimde hep kötü bir şeyler ve aynı zamanda görünmeyen bir tarafta yaşadım. Ronaldo ile... Kanka ben Ronaldo videosunda evet. Uyuzdum kanka. Uyuzdum bak benim bir uyuz olduğum bir dönem var yaklaşık bir 6 ay. Geçiremedim. 6 ay her ay minimum 3 gün kükürtlü sabunla her yerimi yıkadığım dönemler. Hakikaten yazmak isteyen insanlar olursa da 2019 Türkiye uyuz salgını yazarak bulabilirler. Hani o ekşi sözlüklerde takılan insanlar. Böyle bir hani 50 sayfalık bir entry var. Sen ekşi sözlüklerde takılanları iyi bilirsin. Para ödüyorsun adına. Bir şey diyeceğim. Bunu düşünmeleri de inanılmaz. Cidden ekşi sözlükte 3 kişi adıma iyi entry yazdıktan sonra gelen 27 entry'nin Berkcan Gümen buraya para veriyor. Para veriyor. O kadar inanmıyorsun ki ekşi sözlüğün para verilen bir yer olduğunu. İnsanların benimle ilgili olan görüşlerini değiştirmek istesem niye ekşi sözlüğe yazdırtayım bunu? Doğru. Yani bunu normal bir şekilde Instagram'da 25 sayfaya versem aa Berkcan Gümen çok iyiymiş bunu pushlayın diye. Daha... Sen düşünüyor musun bunları? Düşündüm kurdum kafamda. Bir anda gelecek hayır, bir şey değil hayır. 25 sayfadan. Hayır bu yani bu parayı daha iyi harcamak istesemi düşünüyorum. Ha, ekşi sözlüğe harcadığın parayı. Sen... Yok bir şey de ekşi sözlüğe niye bu kadar takılıyor? Ben ya her şeye takılıyorum. Ben negatif hakkımda yazılan negatif her şeye takılabiliyorum. Neden bilmiyorum ama böyle bir insanım. Ama eskisi gel yani şu andan itibaren takılmıyorum. Çünkü yani bir sene boyunca bitti. Hayır bir sene boyunca sessiz kaldım. Ve sessiz kalıp hiçbir şey açıklamadığında insanın gözüne negatif her şey batmaya başlıyor bir yerden sonra. Hani atıyorum ben albüm çıkartacağım diyorum. Hala vergi labirent nerede diyor. Ben albüm yapacağım diyorum. Bu ne amık nerede? Kardeşim benim... Kendi düşüncelerimin hiçbir önemi anlamı yok bu beni takip eden insanların özelinde. Ama sen buna tepki verdiğin için insanlar daha çok buna yükleniyor. Tabii ki de, tabii ki de böyle. Yani ben sen de dalga geçiyorsun diye düşünüyordum. Ya ama hani kendimi de hiçbir yerde açıklayamadığım için kanka. Hani böyle oturup şu an konuştuğum gibi açıklasam kendimi herhangi bir sorun kalmayacak zaten. Ben agresif bir insan değilim. Sadece biri benimle dalga geçtiğini düşününce ben de sinirleniyorum çünkü dalga geçmiyor. Ama senin mesela çevrendeki bilmiyorum yetkin hiç böyle normal insanlarla beraber muhabbet ettiğinde Berkcan hakkında düşünceleri hep pozitif. Normal insanlar dediğin ünsüz insanlardan mı bahsediyorsun şu an? Oğlum sen normal, sen insanların normal. Normal insanlar derken. Ben ülkede hani, en iyi Türkçe konuşan yabancıyım. Ben çekim ekibine soruyorum ya o... Şimdi bunu da demiyor abi. Normal insanlar dedi. Çekim ekip abi kusura bakmayın dövmek isterseniz hayır o anlamda değil. Sonla anlatırım abi. Bunu hiç... Kameralar kapanınca anlat en iyisi. Kami nasıl fucked up oldun ya? Abi, normal insanlar bana ne diyor mu? Evet. Hayır yani insanlar, senin çevrendeki insanlar Berkcan'ı tanımayan, kişisel olarak da tanımayan insanlar Berkcan'ı övmüyor mu? Yani ya da abi çok iyi iş yani, oldu ya. Övmeyenler çoğunlukta çabı. Arada. Arkadaşlar, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bonjour. Samil Dongan, 40 Pro. Link squad'ı. Takaçı sarsı istiyor. 40 Pro seyirimnida. Arkadaşlar, sadece 3 gün boyunca YouTube'a dönmemizin cerebinde. Bütün ürünlerde %40 indirim var. Bu indirim sadece 3 gün sürecek. O yüzden link açıklama bölümünde yazıyor. Kendinize iyi bakın. Kendinin kemik yaşını gençleştirdiğini düşünüyorum. Kafandaki saçında... Samuel Eto'o gibi. Alakasız. Eto'yu çok seviyorum. Şarkımda da yanımda dekor olursun. Seni Keko, Samuel Eto'o falan öyle. Sen şarkıyı bildiğin ben kendi şarkılarımı bilmiyormuşum. Ama arkadaşlar mesela Ronaldo videosunda... Ronaldo videosunda... Hayır molada Berkcan'ın şarkısını çalıyorum diyor ki söz neydi? Yani kendi şarkının sözünü oğlum, bilmiyorsa... Oğlum nasıl hatırlayayım? Çok şarkım var. Aa. Hayır nasıl hatırlayabilirsin her... Doğru. Hepsi hızlı hızlı söylüyor bir de. Doğru. Hızlı hızlı bir şeyler anlatıp duruyorum her şarkıda. Nasıl aklımda tutacağım? Böyle mi senin için bu? Kötü yorumlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben mesela ünsüzüm. Ben geçen biliyorsun psikolojik sıkıntılar yaşadım. Evet. Sen yakın arkadaşım olarak biliyorsun. Evet, zor bir dönem geçirdim ben. Niye?
girmeyeceğim oraya. Gerek, okay. Gerek yok bu insanın okay. sağlık sıkıntılarını aynen, bu podcast'te konuşmasına çabeyim. Tamam, hani tamam. Zor zamanlar yaşadım diyeyim. Hani hem üst üste olaylar hem psikolojik sıkıntılar. O dönem mesela cidden biliyorsunuz hani evde başıma ağrı girdi. Hiç tanımadığım fake bir hesaptan gelen yorum yüzünden cidden başım ağrıdı. Böyle şey oldum. Ne alaka ya? Hani ya atıyorum kilo verdin. Niye kilo verdin? Hastalığım yüzünden kilo verdim. Sürekli şey yazıyor insanlar. Hiç tanımadığım insanlar her sabah şey yazıyorlar. Çöpe dönmüşsün, erimişsin, işte mahvolmuşsun. Düşünüyorum yani tamam evet. Bu hakikaten tatsız ama. Öyle bir şey harbi var tatsız. Ama hani abi, ben hastayım yani. Yok, kaşlarımın manyak ben şey yapıyor yani. Kaşlarımın ortasını almadığım için her gün yani hani kaşlarının ortasını al. Ya sana ne? Ya senin, al ama. Al. Seni ilgilendiren ne konu var alabilirsin. Burada? Yani ben en azından şey kültüründe şöyleyim. Ben de mesela sana niye katılabiliyorum? Abi mesela vasıfsız olduğumu bu kadar söylemelerine gerek yok ya. Hani tamam eyvallah bir yeteneğim yok. Koreliliğimden ekmek yiyorum. Hala da bunun şu an nasıl buradaysam. Bunun yüzünden buradayım. Bunun sayesinde buradayım ama ne bileyim bunu her gün almak. Yani bir yerden sonra kabak tadı veriyor. Ya yaşamadan bilemezsin demek gerçekten kötü bir laf ama bunu yaşamadan önce ben şey diyordum ya niye bu kadar takıyorlar ki? Beg Efendim ölçümde de aynısı oldu. İnsanlar bunu niye giysin, niye giysin? İnsanlar Gucci'den sanal ayakkabı alıyor 12 dolara. Benimki ürün. Sen bu Gucci'ye çok takıyorsun. Ya ki onunla kıyaslamada geçmiyor. Sanal ayakkabı falan. Geri silkeliyorlar. Geri silkeliyorlar. Yani olmaz. Bence bir yeni bir kültür açtın kendi içinde. Ama yani bunun ben bundan soğudum o kadar soğudum ki hani bu ne amık. Yani bu ne amıkla birlikte başlayan bir linç kültürü o zaman arkamızda önümüzde kimse duramıyor hiçbir şekilde. Birine bir şey diyoruz onun sayfasının yorumlarının altında herkes aa salaklar falan filan. Bu cidden bir yerden sonra rahatsız edici bir yere gitmeye başladı. Çünkü istemiyorum böyle bir hayat. Ve hani o zaman açıkçası soğumamızın sebebi uzaklaşmamızın sebebi hem her şeyden linç yiyoruz, boron diyoruz, ondan linç yiyoruz. Ekstra hiçbir şey yapmasak bile linç yiyoruz. Ya, yani şu albüm döneminde hiçbir şey yapmadım. YouTube'da video çekmedim. Berkcan Güven kim? Berkcan Güven kendini ne zannediyor? Ben bir şey zannetmiyorum kendimi. Ben lise mezunuyum arkadaşlar. Benimle ilgili bir sorun olan varsa ben lise mezunu. Kendi çapında kendi hobilerinin peşinden koşan bir insanım. Yani evet. bunun ekstrasını... Böyle bir kartvizit bastırmam. Aynen. Berkcan Güven lise mezunu. Lise mezunu. Kendi hobilerinin peşinde koşan bir genç. Çok iyi bir tanım. 10 numara bir title. Korona olmasaydı şu an ne yapıyordun? Konser veriyordum oğlum. Manyak hakikaten mısın? Albüm 60 milyon dinlendi. Harbi ya. Karman 20 milyon Spotify'da. Nazar 15 milyon. Üf. Siktir git 10 milyon. Yani sonuç olarak gitmek istediğim ve yapmak istediğim şey bu. Doğru. Ama yani bu programa da devam edeceğiz. Bu programın ilk sezonu olacak, ikinci sezonu olacak. Bu böyle tamamen yaşlı ünlüleri de alacağız. Diyeceğiz onların derdi ne? Goy goy. Yaşlı ünlü demişken. Geliyor mu o zaman yaşlı ünlü? Kendisini alalım buraya. Sarpapak yaz. Sarpapak. 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 Abi hoş geldin. Hoş bulduk Berkcan. Burada böyle yanında tanımadığın insanlar olabilir. Hepsini de tanıyorum aslında. Evet. Evet. Halı saha yapmıştık biz halı seninle abi. Yaptık. Bir de ben tabii. Türkiye Gazetesi'nden Frankfurt'ta seninle röportaj evet, yapmıştım. Yalan dünya zamanı. Çok güzel soruları var. Biz zaten arkadaşız. Severek takip ediyorum. Bir önce sürü vasfı mı var? Tanışmıştık abi ünlü masasında. Çok ünlüler vardı. Evet yani. Sen ve değerli eşin evet. Gülce'de. Köşedeydik. Doğru mu söylüyorum? Oradaydınız yanımızdaydınız. Sizinle tanıştık. Ben böyle abi. Hani Erasmus öğrencisi falan orada. Türkçülük olarak yapmıyorum. Yok yok. Yemin ediyorum öyle düşünmüştüm. Ben de zaten sevdiğim bir oyuncusun abi. Bütün işlerini takip ederek. En sevdiğin yalan dünya bir, gibi. Yalan dünya iki, yalan dünya üç. Oynadım evet. Oynadığım şeyleri biliyor musun? Biliyorum tabii hiç abi. Hiç beni izledin mi? Tabii ki izledim. Ne hissettin? Çok iyi oyuncu. Bu adam mesela Kore'yi tutar dedin mi? En sevdiğin rolü hangisi? Evet. Yalan dünyadaki. Adını bilmiyorum. Emir. Oha sapıkça tamam. Evet. Helal. Şey. Ne? Avrupa Yakası'ndaki rolü ismi. Onu unuttum ya. Olsun. Ben Avrupa Yakası'nın çünkü döneminde değilim abi. O dönemde Kore'deydim. Anladım. Jeff Sosete'yi biliyorum bir de. Olur. Peki abi Gülse Hoca'nın herhangi bir böyle yani uzak doğulu bir karakter ya? Yazayım. Ne bileyim abi hoca denilmez mi? Denilmez tabii ki. Ne bileyim insan ya o da hoca olmadığı çok aşikardır. İş kovaladığın da belli ondan. Evet rol almak istemiyorsan hoca diye bahsetmezsin. Evet, hocam ol ki hani beraber çalışalım. Abi peki benim bir sorum olacak. Tabii. Senin kariyerinin yüzde kaçına sadece Google'a Gülse Birsel yazsam ulaşabiliyorum?
87.2 falan çıkıyor. Peki şöyle bir soru sorayım. Vardır. 80. Abi Thanos geldi, Marvel evet. karakteri. Ha. 2002 gibi geldi ama dünyaya tamam. indi. Tamam. Böyle bir parmağı şıklattı. Ben mi yok oldum? Yok hayır. Volkan Konak ve Gülse Birsel yok oldu. Yok oldu. Ne oldu ben daha? Şu an ne bileyim trafikte şey ok satıyorum şeyde. Birinci köprüde ok satabilirim, kılıç filan. O hakikaten niye satılıyor? Ben Türkiye'ye geldiğimde şaşırdığım şey. Vardı mı hala ben bu arada? Var var. Geçmişte kalan bir şey mi? Yolda oku kimi ikna edebilirsin? Var değil mi hala halktan kopukluk seviyem? Hayır abi. Bayağıdır trafiğe girmiyorum, ayarlıyorum trafik saatleri. Uzun zaman sonra bugün evet. girdi bana evet. şey yazıyor. İnanamıyorum. Evet. Falan gençliği yakalamak için abi çocuk yaptığının söylentileri var. Z jenerasyonu. Abi hayırlı olsun bu arada. Teşekkür gençliği ederim. Yakalama projen. Projem başarıyla devam ediyor. Proje bebek. Hoş geldin proje bebek. Umarım işe yarar. Bilmiyorum. Gençliği yakalamam lazım arkadaşlar. Abi nasıl cidden? Babalık mı? Evet babalık. Yani bilmiyorum şu anda sizi 10 yıl sonra falan ilgilendirecek. Yok abi ben böyle bir 2 seneye bir patlatmak istiyorum. İçinde varsa zaten yapacaksın onu kaçınılmaz. Ben evet. öyleydim hep istiyordum hep söylüyordum ama uzak duruyordum. Sonra bir anda işte hanımı bulma, karşı eşini bulmak daha yani doğrusu. Yani kaçıncı senede abi? Yani hanımı buldun kaçıncı senede çocuk ben buldun? Ben birazcık süreç geç geliştiği için hemen hiçbir şey uzatmadım. Evlenme teklif ettim, çocuk niyetimi söyledim falan. Hmm. Hızlı oldu ama geç girdiğim için biraz. Geç girdiğim süreç. Derken... Geç yani... çıktım şeyden. Şeyden evet. Gece hayatında. Hayattan geç çıktım. bir dakika, 2017'de evlendim. 36 yaşında evlendim. Hani Luka'da çok zaman geçirdim. Hadi evleneyim. 2017 oldu. Gidiyor güney hadi git. Gizli kalsın da pizzayı yedik. Bizim evlenmemiz lazım. Vurulmadan eve döneyim artık. Neyse vurulmadım orada da. Abi programın ilk 20 dakikasını izledin. Ne düşünüyorsun? Chubby'nin bir tutmayan bir eksen projesi var. Kolay değil. Benim de yapılmayan bir eksen projem var. Evet, evet. Eksen yıldızı barışmayan bir ekip var. Abi, benim bütün projelerim eksende yayınlandı. Mesela? Yazıyor. Yazdıklarımın hepsi. Ha gerçekten evet. mi? Gerçekten mi? Ha Selena yapılıyor doğru bir daha. Evet abi. Selena, evet. Yetiş Zeynep, Sihirli Annem, Acun'un kızının sevdiği versiyon. Evet, Sihirli Annem. Melisa Edition. Ben eksende abi 6 bölüm anlaştım. 6 bölüm bitti. Okay. Dünyanın en normal şeyi bu arada. Dünyanın en kısa bölümlük anlaşması. Ben hayatımda görmedim abi 6 bölümlük anlaşma. Berkcan geldi bu program için. İşte anlatıyor Çebi'ye falan Çebi şey diyor. Yatmaz değil mi abi? Fena bir korku olmuş. Bu proje için mi diyor? Diğer arkadaşlar ne yapıyor? Hadi sen bir şeyler yapıyorsun. Diğer çocukları ben göremiyorum da. Abi o... Domine ettin orayı. Onlar, yabancılar arasında dominasyon. Onlar gitti ya. Abi bir Danilo var geçemedi önünü. Evet. O da şef ve yani... Danilo'nun net bir işi var. Ve Danilo'nun hani Türkçesi de komik. Yani Chubby'nin evet. Türkçesi komik değil bayağı. Ben böyle arafta kaldım. Taksici gibi korkutucu Türkçesi gibi gelecek yani, iyi Türkçe. Bir de hani Türkçeyi konuşamamak da biraz komik bir şeydi ya. Evet o da, o da geçince o seviyeye geçince abi artık ne yapacağımı bilemiyorum. O yüzden de ve yine de mizahını yapıyorsun bilmem. Bence helal olsun sana. Ya belli bir oranda vallahi bak. Gülse hocamla alakalı. Gülse hocayı ben söyleyeyim. Zaten böyle mesela öyle şey olduğunda Uzak Doğu rolü falan illaki olur. Sitcomlarda olur çünkü. Uzak Doğu derken bayağı uzak. Yani işte... Uzak Doğu üçünü sana oynatıyorlar Uzak Doğu olarak. Yani... Ne diyeyim ben şimdi? Abi, sözüm bitti abi, ya. Bakıyorum Sarpapak yazdığımda Google yok YouTube aramalarında. YouTube'da kötüyüm. Abi hani... YouTube mu? Abi ben geçen gün bir dijital platformda yeni yayınlanmış bir şeyi açtım. Seninle telefonda konuştuk. Dedin ki ben bayağıdır hiçbir yere çıkmıyorum. Süper dedim. Berkcan YouTube'dan bir link attı. 3 izlenen bir YouTube'a çıkmışsın. Bunun üzerine konuştuk. Ve sonrasında şöyle bir şey yazdım. Ya Sarp abiye emin miyiz abi, ya? Abi ne yapıyorsun sen? Benim hep olaylarım şöyle. Bak gerçekten genelde hatır gönül çok oluyor bende. Mesela yakın tarihteki olaylarda da hep bir hatır gönül var. Sizde de eğleneceğimi düşündüğüm için yani arka arkaya bağlanıyor. Ama şöyle bir durum da var. Bir şekilde beni çağır, yani insanlar da beni çağırmaya yönelik bir süper gücüm gibi bir şey var. Mesela sizin aklınıza gelir miydi? İlk beni çağırdınız. Abi evet. Bizim seninle bir video çekeceğimiz hayatta aklımıza evet. geldi. Mesela abi Clubhouse'da konuşurken Sina sürekli bir... Sina'yı neden hep reddettin? Sina çünkü birazcık mesela birkaç fotoğraf falan da var atarım size. Yani artık böyle biraz şey, korkunç boyutta pres yaptı. Mesela böyle abi ne zaman falan o ifadeleri falan görseniz evet, evet. özensiz, kaba. Evet. O yüzden dedim ki dur. Evet, evet. Çıkacağım kaçınılmaz olarak çıkacağım. Yani. Çünkü bunu alındı buraya geleceğimi söylediğimde. Bu arada ikimiz de çıktık abi. Giriyorum biliyorum ikiniz de çıktınız. Abi ben önermiyorum. Ben de yani öyle. Böyle bir de
Beni bağlamak için Bengi'yle beraber çıkın falan dedi. Abi sakın. Bengi istemem dedi. Sakın sakın bu kötü fikir mi? Vermeyin onun eline. Saçma bir soru sorayım ben, muhabbet şenlensin. Abi saçma bir soru okey ama. Ya ne o? Sen. Evet ya. Ben bazı şeyleri biliyorum. Artık bir rahatlık geldi sana. Geleneksel medya çöküşte. Çöktüm. Hem paramı kazanıyorum hem eskisi gibi saçma sapan şeyler yapmıyorum. Dijital medya daha özgür, abi, daha rahat. Bu çocuklar daha iyi bir yerdedir. Böyle saçma sapan şeyler çıkmaz. Ama bizim de sevdiğimiz bazı şeyler vardı Berkcan'cığım. Şöyle bir bu helyum. Beyaz Şov'dan. Beyaz Şov'dan hatırlarsın. Oğlum abi, çok seviyorum ben bu muhabbeti ya. Abi biz de çok seviyoruz. Abi. Allah yaşlılığım çıktı ama ben gerçekten orijinali de yaptım onun orada da. Bir şey diyeceğim, orijinalindeki fark ne? Eğleniyorum. Orijinali Beyaz Şov'da olması kanka. Beyaz Şov'da olması. Daha nasıl bir fark? Abi bir böyle yani. Hani. Efulimi. Doğru yazları aldınız değil mi? Çabı öğrendi Efulimi çalmayı. Helyumla Efulim. Abi Google'a Efulim yazdığında akor olarak sarpapak Efulim akor çıkıyor. Niye? Oğlum gerçekten saçma bir noktaya geldi. Öyle bir şey değildi. Ben abi de Volkan Konak sağda solda konuşuyor mu? Abi. O lavuk da. Çıktı ortaya gerizekalı. Hiçbir şey tam değil. Oyuncu da satır. Peki helyumlu mu söyleyeceğiz? Evet evet helyumlu. Ya düz Efulim'in neye lazım? Ben bir çek yapayım. Bir sen almadan önce. Ben de çekmek istiyorum bu arada ya. Ses. Kimse daha önce hiç onun emmedi abi. O sıfır. Ha tamam olsun. Oğlum emse de emmedi. Kaldım orada, dur bir dakika. Biraz daha basar mısın? Oha çok güzel. Öyle. Tamam. Öyküzün yedili kız, saçların yıldız. Bunu ilk defa yapıyorum. Bu sondur. Bunun üstüne bir şey yaptırtmayın bana artık. Gel otur çakılara, seninle konuşacağız. Ver, gidiyor sesim. Eğer baba vermezse dağlara katacağız. Efulim. Son. Gel uçurur elleri, orparozdan parozdan. Kaçamayan kızları, kurutur her çiroza. Ay sevdalı uşak olsam, ben öne kuşak olsam. Okşarken yaralı. Gülden yumuşak olsam, efolim. Bitiriyorum. Abi. Ay. Bak sesim geldi. Lay. Böylelikle Efulim'in de bu zirvesi oldu. Efulim bitti. Bu artık bitti. Söylemiyoruz hiçbir yerde. Kaan Sekban kendine gel. Kendine gel. Kendine gel lütfen. Abi. Bu versiyonu güzeldi ama. Abi bir şey diyeceğim. Böyle o sonda çekip orada şarkı efekti gibi gelmesi. Oraya bak kaliteli almış yani. Bunları ben inanılmazdı. Elden aktan. Ben elden abi ben ağlıyorum. Böyle. Ben şu an hayatımda uzun zamandır YouTube'da böyle gülmedim. Vay be. Ulan bu işin de inanılmaz. Z kuşağı ile birleşti tekrardan sarpmak. Evet. Sen bu kuşağı inanılmaz yakaladın. Bu yine mi Efulim'le yakaladım ya? Abi evet. Abi ama bu Efulim başka bir Efulim. Bu zirve. Bunu da küçük parçalar kendinden halinde. Kendinden ototune'unu Efulim'le yakaladın hakikaten abi. Hakikaten bu ama kalitelisini almışsınız gerçekten yine söylemek abi istiyorum. Abi cidden. Ben hayatımda. Ben çekip bence devam etmelisiniz programa. Bir küçük kafası da var gibi. Bir neşe geldi bana. Ben bir deneyebilir miyim harbiden? Belki kendim ben. Ulan şimdi helyuma özendirmekten falan. Ha peki normalde de en sevdiğin şarkı mı? Eskiden öyleydi yani. En sevdiğim değil de en sevdiğim şarkılardan biriydi. Evde gitar yani gitar çalmayı öğrendiğimde evde geyiğine söylediğimiz kolay çalındığını biliyorsun. O yüzden bir şarkıydı. Kanka bir muhabbet var ortada. Sus Allah Allah. Şu kesin kaydediyoruz. Oğlum helyum işte sesin. Tamam. Gelmedi. Güzel. Evet şimdi olmuştur muhtemelen. Evet şimdi oldu mu? Oluyor geliyor. Oğlum bak beğenmediğiniz Beyaz Şov işte bunlar evet abi. Ya. Bu dünyanın en eğlenceli şeyi ya. Çok olacak gibi değil. Hamama giden terler bu arada. Ben bunu buradan... Annyeonghaseyo. Çeyirimin Çebi'yimnida. Nasıl yapıyorsun şimdi?
Yok ya, ciddiyim abi. Ha. Ya tamam, bunu verin. Evet, bu kadar. Bu kadar. Şey ya, ben kadar. Çok hep dalga geçiyordum Beyaz'ca. Ben hep dalga geçiyordum abi. Hakikaten komikmiş ya. Komik abi. İnsana abi, dayanamıyor bu muhabbet. Abi ben böyle bir şey görmedim. Beyaz hakikaten en iyisini sen yapmışsın. Siz de gülüyorsanız işte bu bir test daha adam geçti. Adam demek ki yakalamış zamanında abi. Tabii bir de ne olmayacak adamları bunları yaptırıyor falan. Neler oldu? Abi benim bir sorum olacak sana. Tabii. Şöyle bir soru hazırlamış yetkin. Bunu sana sormak istiyor ama utancından da soramadı. Daha ne utancı? Bir porno sektörüne girmek isteseydin ismin ne olurdu? Tanrı verdi. Ulan böyle. Afişi bastır. Afişi bastırıyorum. Afişi bastır. Büyük o. İnanılmazdı. Tutabilir o kadar. Peki aynı şey Çabi, sen ne düşünüyorsun? Böyle yani bu sektöre girdim ve ilerlemek istiyorsun. Yani 3 cm. Çok kötü. 3 cm. Ama onun da bir alıcısı var. Human centipede gibi böyle bir. Bence senin gülme hakkın yok artık. Bence Yamihan gayet okey. Yamihan okey. Yamihan bence. Yamihan okey. Tamam. Yetkin zaten. Jetkin. Oo yani. Çok iyi lan. Jetkin çok iyi ama ben zaten Yetkin de böyle bir. Zaten yeterliliği olan gerçek bir... Evet, bu arada zaten tek hiçbir şey değiştirmeye gerek yok senin. Ben bulamadım. Berkcan Dümen olabilir başkaları. Olmasın. Berkcan Dümen en mantıklısı. Kelime şakası yazıyorum. Kelime şakası. Kelime şakası değil kardeşim. Berkcan Trust olsun. Al. Güven veren bir soyad. Ha, olur. Peki Berkcan Duma dediğin Haydar Dümen. Berkcan Güven, Berkcan Dümen hani. Haydar Dümen'e mi göndermiyor? Haydar Dümen okudun mu abi uzun yıllar? Okumadım ama çok izledim. Yalan söyleme abi, okumadım değil. Ay şey, gazete köşesini. Ha tabii ki okudum. Bence en büyük geyik oydu ya. En büyük şey oydu bizim o zamandaki. En büyük cinsel konular onlardı. Peki o adamın yazdığı şeyler gerçekten böyle profesyonel yazıyordu. Bence kendisi yazıyordu diye bir dedikodu vardı. Sen daha iyi bilirsin bu konuyla ilgili. Ben kendisi yazıyor ya, o kadar inanıyorum ki. Kendisi yazmıyorsa bile artık bu kabul edebileceğim bir şey değil benim. Kendisi yazıyor abi, tabii ki kendisi yazıyor. Kim yazacak abi? Oraya sorunlarını yok. Ha, sorunları mı kendisi yazıyor? Evet. Her şeyi. Ha. O zaman daha büyük başarı. Evet, ben öyle inanıyorum işte. Bu bayağı bir büyük senaryo. Hayatta, senaryo yazarı. Bilmiyorum abi. Ben şimdi vefat etmeyecek gibi diyeceğim, haftaya vefat edecek. Şimdi evet, doğru. Denmez de yani. Ağzında öyle gördüm. Ne be? Bunun dışında yetkin bir sorun daha olacaktı Türkiye Gazetesi'nden. Sarp abi, ben Türkiye Gazetesi'nden hatırlarsan. Hoş geldin Yetkinci, biliyorum Almanya'da da bir seninle konuşmuştuk, röportaj yapmıştık. Abi bu programa bugüne kadar katıldığım programlar arasında birden yüze derecelendirirsen kaçıncı sıraya alırsın? Birden yüze. Ve birden yüze kadar değerlendirecek kadar programa neden katıldın? Kardeşim benim, helal sana. Çok uzun yıllar boyunca programlara katıldım. Haklısın. O yüzden birikti. Ama bak dikkat ediyorum. Bak inanmıyorsunuz. Şu son bir yılda kaç programa çıkmışım bir bakın. 23. Ben baktım. Fazla olmuş ha. Çok olmuş be. Birden yüze. Ben sizi ilk 15'e koyuyorum arkadaşlar. Bir ne abi peki? Bir beyaz şov. Hakikaten. Bir bence yeteneksizsiniz. Efulim. Hayır. Yılbaşı o hani peak yaptığı için. Kaan Sekban. Özel bir nefretim mi var? Ya abi gerçekten şunu sormak, söylemek istiyorum. Burada konuşalım mı bu konuyu? Ben biliyorum, söyler misin? Gerçekten abi. Yani beni hiç kimse engellememiştir. Ünlülerden ya da bu sektörden iş yapan insanlar. Kaan Sekman. Kaan Sekman. Dünyanın en komik şeyi var. Duygusal yazılarını ben Instagram'dan okuyamıyorum abi. Çünkü Instagram'da beni engelledi. Ya bu nasıl olabilir? Seni bir insan niye engelledi? Abi lütfen bunu sorar mısın ya? Ben... Arayıp şu an sorar mısın? Sorarım abi. Çabi, yazayım mı? Abi arama, bir daha çağırırım. Çabi'yi soracağım diye kendini yakma. Tamam. Ama gerçekten bunu bir teoriniz var mı abi? Ya da sizin var mı? Neden beni engellemiş olabilir? Dalga mı geçti adamla bir yerde acaba? Hayır abi, ben hiç tanımıyordum abi, Çabi ki. Çabi lise mezunu. Dalga geçemez. Doğru. Kaan Sekban. Üst, yani yüksek evet. Lisans filan. Lütfen. Sen oradan mı yakalandın? Evet, sen bir bankanın kesin. Yüzüsün. O da zaten sürekli bankalardan sanki bir şey yapıyor gibi geliyor bana. O bize konuk olmuştu. O zamanlardan falan. Ama gerçekten... Bankalardan yok yani. Abi böyle bir ünlü dedikodusu yok mu ya? Hakikaten. Sizin jenerasyonda. Ama gerçi hocam bizde de çok fazla hiç gelmeyecek bir eski konular. Kıymeti de kalmadı ki dedikodu. Evet ya. Hakikaten nasıl bakıyorsunuz abi? Yani bu Berkcan'ın işte ne bileyim YouTube'dan böyle yükselişi ya da işte müzik yapması ya da influencerların, bu internet fenomenlerin buraya gelmesi abi.
Bilmiyorum. Ya yani, bir ana medya ünlüler ne diyor bu konuya aralarında? Bence böyle bir ışığı olan, yeteneği olan insanlar zaten hangi şeyi yaparsa yapsın parlıyor. Benim bir sorum olacaktı. Bir saniye sırada bekleteyim. Genelde bir insanda bir şey varsa bir yere geliyor. Sonra onu sürdürmesi, ondan sonrası artık kariyer planlaması onda. Ama bu adamlar bir şeyler yaptığı için hakikaten ben işte tanışmadan önce izliyordum ya. Teşekkürler abi. Chubby'yi izlemedin ama hiç. Chubby'yi de izledim. Onu da biliyorum ya. Nerede izledim ben seni? Berkcan'da izlemiştim. Beni bu arada bütün ana medya ünlüler Berkcan'ın videosundan tanıyor abi. Yani Bartu abiyle de öyle tanıştım. Abi bu arada Gülse Birsel bir programında, sen de vardın sanırım o programda. Berkcan'a sinikli satmış. Bana sinikli satmıştı kendisi. Neydi o programın adı? Ben bilmiyorum. Bir tane böyle Gülse Hanım ve diğer insanlar. Sketch show gibi. Sketch show. Herkesin yapmaktan pişmanlık duyduğu bir Bartu, program. Bartu, komedi çağlı. Komedi Türkiye. Türkiye. Başlığa bak bunu. Peki bir şey söyleyeyim. İlk programın, ilk bölümünü ben konuktum. Ben oynamadım orada. İlk bölüm, yani ilk programda konuktum. Burası jüri gibi tarafındaydın. Değildim işte. Ekipte olmam istendi. O dönem uygun değildim. Olmadım. ve Sanatlan DC'de sen söyleyince hatırladım. Böyle bir YouTuber çocuk. Evet, yani YouTuber çocuk anneannesiyle dalga geçen. Ha o direkt, o sensin lan. Direkt benim. Yani dalga geçtiğim taraf doğru değil arkadaşlar. Ama o zaman bilinmiyordu. Böyle sanki TikToker bir tayfalar nasıl gözüküyor ilk başta. Evet evet. Öyle gibiydi. Olsun ama. Öyle değildi de abi. Gülsü Hanım da yaşı kaç şimdi? Boomer yani. Yakalaması zor öyle şey. Dün 50 oldu. Wow. Bu arada buradan da nice mutlu yaşları diyorum Gülsü hocamıza. Hocam hiç göstermiyorsunuz. Ben eğer full çoğunluğu oynaması gereken bir karakter olursa hazırda bekliyorum. Hocam bana hiç yazacağınızı düşünmüyorum rol. Sen benim de galiba bu son şansımda. Güzel yıllar geçirdik. Sağ olun. Çok sayende çok şey yaptım. Böyle bir dönem dizisi düşün abi. Osmanlı Early's. Şeyi soralım. Early's Osmanlı. Halit Ergenç'in dönem dizisinde oynasan hangi rolde olmak isterdin? Burhan abinin silah arkadaşlarından birisini canlandırmak isterdim. Abi tam böyle bir kellesi alınacak paşa rolü yakışmaz mı sana? Üzücü bir de hani yine sezon böyle finalinde bir kafam gitsin bari. Yine böyle sempatik ama hani tabii çok konuştuğu için gidecek. Kelle. Ve böyle bağırırken ağzında ve 12. bölüm sonu yazıyor. Anladın mı? Öyle olur. Yoksa boş yere öldürmesinler. Abi sen bu sektörü çok iyi biliyor gibisin. Benim yıllardır aklıma takılan bir konu var. Türkiye'de lise dizileri neden öyle abi? Tutuyor. Hayır. Neden 27 neden yaşında oynuyorum insanlar filan lisede? Neden 34 yaşında insanlar lisede oynuyor ve yani abi yani genç oyunculara inanmıyorlar çünkü. O yüzden garanti yerden yürüyelim diyorlar. Bence öyle. Ya ama lise şey öyle bir yer değil ki değil abi. Değil zaten değil. Ama bu arada liseler de çok küçük gözükmüyor. Hani aklamıyorum durumu da. Genelde bir sorun var ama mesela. Ya ben lisede şunu yapıyordum abi. Ah topu canım. Yani böyle bir aşk hikayesinin içinde yokum yani. Ona bayılıyorlar ya. Evet. Bak o düşün. Kavak yerleri zamanındaki hikaye. Ama sen o dönem üniversiteli oynuyordun, üniversitedeydin o dönem. 2008-2009 tabi. Oğlum ben işte o zaman 28 yaşındaydım. Sen ne yaşıttın lan? Ben 28 yaşında değilim. 27'sin. Evet. Bozuldu. 2009'da ben lisedeydim, üniversiteye gidecek falan filan. Sarp abi sen de hiç Çabı ile alakası olmayan evet bir konuda Çabı ile yine bir açıklama yapıp sohbet etmek böyle bir şey değil Çabı. Abi sen cidden YouTube kanalı açsan. Evet abi. Açmalısın. Abi Çabı'yı atsak sen gelsen her haftada bir 134 görüntülenebilir. Ünlü kanalı, YouTube kanalı korkunç. Bilmiyorum. Ama gerçekten ikna etmiyor abi. Abi ben bir yani şey merak ediyorum. Ben böyle muhabbetin koymak için geliyorum abi. Yemin ediyorum sensiz olmaz program bak. Yemin yani ediyorum sana. Oğlum gitarı kim çalacaktı? Doğru. Çaldı çünkü. Çal lan. Çal bir şey. Hadi çal. Büyük ev ablukada patlat bir tane. Sağım solum yokuş ama yok. Yeniden. Lütfen. Hatırlamıyorum. Biraz destek ver. Hatırlamıyorum mu? Bir şey diyeceğim. Geçmişte bıraktı çocuk. Bir şey diyeceğim. Versene bir gitarı. Sen şu gitarı ver. Yakışıklaşmış mıydı dediğim hakikaten gibi? Hakikaten ben senin Güneydoğdu'ndaki bir Güneydoğdu'ndaki bir röportajını izledim. Böyle söyleyince çok garip oldu. Güneydoğdu'ndaki. Çok garip oldu. O ne ya? Oradaki halin baya biraz kötüydü abi. Hani saçlar falan mı? Evet saçlar. Biraz daha kilolusun. Bir evet. 10 kilo kadar daha fazla var. Sitcom'a dönmeye okey misin?
Sitcom bitti çabuk şanssızlığına bitti. Biz en son bir zorladık bittiğini bile bile olmadı. Yani zorlanıyor şu anda olmuyor. Bitti sitcom. Tür bitti. Yeni şeyler. Hmm. Bu WandaVision'ı izledin mi abi? Yok daha başlamadım. O da bir sitcom vibe'ında gitti. O da artık sitcom'u bitirdi çünkü. Yani ama tutmadığını anladım. Çok güzel şeyler tutuyorum. Evet. Doğru mu? Sevdin güzel mi? Güzel güzel. Bayağı tatlı. Peki senin gördüğün usta oyuncun olarak. Senin gördüğün benim yerim ne abi Türkiye medyasında? Ya ben ne yapmalıyım? Senden her şey olur ya. Ciddi söylüyorum her şey olur. Bunlarla olmaz ama. Buradan da olur. Olur oğlum sen şeysin. İyi bir parçasın. Nerede çalışırsın yani. Evet. Türk halkına ortak bir paydada buluşturan şeyler sence neler? Türkiye'de genel olarak şeyi var. İşte Kur'an Yıldan Kız vardı ya bir ara. Kardeşim ne ya kanal kapı. Abi evet, doğru. Abi. Doğru. Kanala ne alakası? Yok duymuyorum. Yok sarma. Abi biliyorum Facebook'ta bir ara böyle bir zombi. Oğlum Kur'an yırtmak falan yok. Abi biz yırtmadık ki. Yırtan kız yırtmadı. Varmış ve zombiye dönüşmüş. Böyle evet biliyorum fotoğraf, görselini. Ben lisedeyken abi Türkiye'ye ilk geldim. Tuvalette böyle duruyor biliyorum. Bana bunu gösterdiler bak. Bu Kendall Jenner'ın yeni pozu gibi olan. Ben bir şey merak ediyorum. Ben bir şey merak ediyorum. Sence o kız zombiye mi dönüşmüş? Ya fareye da, değil fare. Mi? Çarpmış diye bir şey. Ama onu ilk gösterdiler bana. Ve herkes inanıyordu abi Türkiye'de. Benim o dönemde. Bu biraz tabii böyle... tam inanılacak bir şey ama böyle öyle bir şey olsa da inansamlık bir konu biraz. Bireysel soru sorma. Sarp abinin de bu hafta alabileceğimiz maksimum verimi aldık. Aldınız. Yani hani daha bir yıl daha görmeyiz bir efulim söyledi. İnşallah. İnşallah abi haftaya başka Blender'de şey. Muhtemelen bir efulim söyleyeceksin kesin yine. Kesin söyletecekti. Ben rezalet iyi de zirvesini yaptım. Efulim muhabbeti bitti. Bitti. Teşekkür ediyorum. Ama bir söz istiyoruz ya hakikaten. Bundan böyle hani bir yıl hem sonra... Hem bize hem kendine bir evet söz abi. Var abi artık. Tamam. Bir yerde hani bir efulim değil de atıyorum başka bir şarkı ya. Var. Bu şarkı bir daha söylenmese mi? Hani? Ben çok denedim. Olmuyor. Yine çıkıyor söyleniyor. En abi. Olmayacak insan istiyor falan yani. Mesela Berkcan Güven. Evet mesela ne beklersin bu adamdan? Hiç neden miydin Berkcan Güven? Ölüm almış orada piknik tüpüyle. 3 gündür efli ezberlet diyor bana. 3 gündür akora bakıyorum abi. Bir şey sesimiz falan karışmasına rağmen helal olsun çaldın. Sen eyvallah. Biliyorsun. Ben senin evde içmek istiyorum ve sarhoş olmak istiyorum. Abi aman Çabi'nin sarhoşluğu ha, öyle mi? Zor. Ya ben biraz duygusala bağlayan duygusal sarhoş abi. Duygusal Kore sarhoşluğu hiç çekilecek. Negatif var mı? Negatif işte geçmişe yok dönüyor ya. Biz kardeştik, savaştık aynı tarafta yok, falan. O... 1910'a falan dönüyor yani. Çok kötü muhabbet. Keşke şaka olsa da hatır abi şey abi gerçek şaka değil abi. Şaka sen şaka. Abi çok iyi şakaydı bu arada. Keşke şaka olsaydı. Keşke şaka olsaydı abi. Şabi o zaman... Onu yapacağız ama söz bak. Yapalım valla yapalım ya. Benim de bir ünlü abim olsun. Evet, İsterim. Gitar çalarız, gönül rahatlığıyla istediğimiz salak salak şarkılarımızı söyleriz. Evet, burada utanırız mesela bu çocuklarda, abi. Kesin dalga geçerler. Evet abi, estağfurullah. Biz evde her şeyimizi yaparız. Ya bunlar biraz daha şeyi ya, Spotify Global 4 var bir de, müzik konusunda bir şey diyemiyorum. O konuda haklı bir de. Haklı. Abi, var. Estağfurullah, hiç böyle, hiç bunu övünmedim. Kliplerini izledin mi abi Berkcan'ın? Tabii ki. En zaten, sevdiğin klip hangisi? Bir dakika, en son şeyi izlemedim. En yeni ne çıktı? Yıldızlarla Raksın klibi. Ha, onu izlemedim sadece. Bir siktir gitti. Onu tabii izledim canım. Ben yok. Çok sevdim o klibi de şarkıyı da. Çok teşekkürler. Çabi böyle beni bir kredi vereceğin bir taraf yani, var mı? Doğru, hani var da Çabisiz olmaz. O zaman ben abi görüşürüz. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abi biz gitmeden ben bir şey rica edebilir miyim? Tabii. İzin verirse Berkcan. Biliyorum tabii. Ünsüzüm ve yani çok konuştum. Son ünsüzlüklerin gibi geldi evet. Bana. Abi biz gördüğünüzde bir oturtmaya çalışıyoruz bu konsepti. Açılış yapmadık mesela. Sen birçok açılışta bulundun. Rezaleti mesela şöyle açın dediğin bir açılış, 3 cümle olsun, sen açıyormuşsun gibi canlandırabilir misin? Ha, insert yapalım, tamam. Fon müzik çalalım. Fon müziğe gerek yok, sadece şunu söylemek istiyorum. Rezaleti bir açılışa hoş geldiniz. Çok kötüydü. Kötü lan. Abi niye yapıyorsun böyle şeyler? İşte YouTube kanalı açmıyorum. Bekliyor ya seni abi. Abi beklenti yarattı. Buğurlattın abi. Seni abi. Harbiden çok seviyorum. Hiç kırmıyorsun. Karşındakini hiç kırmıyorsun. Hadi bay Sarp'a bak hayır diyemeyen insan. Bay evet. Hadi. Abi peki size. Halı sahamız var. Abi. Kola ve Fanta ayrı ayrı içiliyor. Ay. Gerçekten. Devam ediyor rezaleti. Okey, şimdi de yeni konuğu bekleyelim. Merhaba.
Ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yanımızda bir ikon. Bütün merhaba. Türkiye'nin konuştuğu Bahar Candan var. Nasılsın Bahar? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayatın? İyiyim, çok mersi. Beni sormayacak mısın? Ay, seninki nasıl gidiyor? Benimki de iyi gidiyor. Evet, iyi gidiyor gibi görünüyor zaten. Güzel gidiyor. İşte albümü çıkarttım ben de. Evet. Gayet mutluyum. Yani onun dışında nasıl geçiyor hayatın? Ne yapıyorsun bu aralar? Ben son günlerde çok rezil olmamaya çalışıyorum açıkçası. Geçen gün bir tweet atmışsın. Geçen gün bir tweet atmışsın. Düğme tweeti. Yok, benim Twitter hesabım yok. Sadece Instagram. Instagram'dan pardon. Story atmadın mı? Ne attım? Biz üstten düğme açtık falan öyle bir vibe. Evet yani. Ne demek çünkü o? Aynen. Çünkü... Hayat motton mu? Aslında ben biraz giderli cümleler paylaşmasını çok seviyorum. Çünkü herkes beni çok eğleniyor, çok parti yapıyor ve çok daha işte şanslı bir kız olarak tanıyorlar ama ben çok da arabeskim bir taraftan. O yüzden öyle beğendiğim sözleri paylaşıyorum. Süper. Ben bir şey sormak istiyorum bu arada. Arada az önce hani ilk tanıştığımızda Bahar merhaba dedim. Normal hayatında Bahar demiyorlar değil mi sana? Hayır, söylemiyorlar. Benim ismim Alicia Bahar Candan. Alicia diyorlar. Evet. Ben işte benim stilime ilk katıldığımda beni gördüler. Sonra Nuriye Erlitaş böyle yaptı bana. Gel bakayım sen bir dedi. Anladılar benim çok ünlü olacağımı. Bana dedi ki adın ne senin dedi. Alicia dedim ben. O da dedi ki yok dedi, Alicia olmaz dedi. Bahar Candan söylesen kendine dedi. Öyle tanısın insanlar, çok daha ünlü olursun dedi. Senin kimliğinde Bahar yok mu yani? Yok, kimliğimde Bahar var. Her ikisi de var. Tabi anlıyor musun Türkçeyi sen? Ya biraz. Alicia Bahar Candan okay. İşte. Aynen. Özür diliyorum. Evet. Biraz Türkçemde gerçekten eksiklik var. Bence senin Türkçen çok iyi, benim Türkçemde biraz eksiklik var. Ya estağfurullah. Sen hukuk okumuyor muydun? Hukuk okuyorum ama İngilizce. On numara. Nasıl, mezun oldun mu? Mezun olmadım ben. Okuyorum hala. Sen mezun oldun ben mu? Ben lise mezunuyum. Gerçekten mi? Evet. Rezalet. Biz bu arada üçümüz de lise mezunuyuz. Hepimiz lise mezunuyuz. Benim devam ediyor okulum. Ya benim de devam ediyor da. Ya evet, bu arada ünlüler için yani bence... anlamadım ya. Senin okulun sana sponsor değil miydi? Bu bilgi sende nasıl var? Tabii ki var. Gerçekten mi lan? Bahar, sürekli beni korkutuyorsun böyle bu ince bilgileri. Kimse bilmiyordu diye biliyordum. Evet. Ama yani şu an hani okul bitecek gibi durmuyor. Hani bitecek, okuldayım ama gidemiyorum derslere yoğunluktan. Evet. Party all night bir kafan var always gibi dışarıdan. Always. Ya siz peki, böyle bir party boylar, yani party boylar olduğunuz için de biraz İstanbul party gece girl hayatınızı anlatır mısınız? Merak ediyorum. Benim ben. Benim hayatım bitti. Ben erken veda, erken final. Bitti mi hayatın? Neden? Hem korona hem medeni durum. Kız arkadaşım var artık. O yüzden yani bir erken veda ettik. İstanbul, çok erken. İstanbul'da selepler nasıl eğleniyor? Yani sen nasıl eğleniyorsun? Şimdi İstanbul'da selebritilerin böyle geç uyanma gibi bir alışkanlıkları var. Ben de çok öyle değil. Ben biraz erkenciyim, erken kalkmayı severim ama yani şimdi geç uyandıkları için geceler erken uykuları gelmiyor. Sonra böyle gecede işte eğlenmek istiyorlar, yaşamaya devam etmek istiyorlar. O zaman gece sosyalliği ortaya çıkıyor. Şimdi gece nerede mesela? Nerede eğleniyorsunuz? Nerede eğleniyoruz? Örneğin ben otelde yaşıyorum. Nasıl yani? Otelde yaşıyor işte. Otele evet, aylık kira veriyorsun. Otelde her yaşıyor. Şey çok normal. Ya Çabi ya. Hayır ne bu? Ya otelde yaşamak normal bir şey mi arkadaşlar? Evet. Ben nerede yaşıyorum? Oğlum normal bir şey. Artık benim otelde ya yaşayan sen komple tek başka tanıdığım ülkede insan yaşıyorsun. Mourinho anasını zaten. Mourinho Londra'da otelde kim yaşıyormuş. Kim? Kanka. Teknik direktörü kanka, bilemezsin. Sen Allah aşkına niye bu kadar agresifleşin otelde yaşamak? Hayır ya yaşamak? Otelde yaşamak garip değil mi? Normal bir şey mi Bahar sence? Yani artık normal zaten, sen de Türkçe rap falan yapmıyor musun? Artık şarkılarda da sürekli bu olmaya başladı. Oteller, paralar, oteller. Yani ben de yani sonuçta bunu ben bulmadım. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Bahar, ben de seninle aynı fikri düşünüyorum. Çabi'ye şu an kendi arkadaşımın ne düşündüğünü algılayamıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Otelde yaşamanın nesi var ya? Ben bir şey merak ediyorum. Ay daraldım. Ben ya, de çok seviyorum. Ben demek ki yeterince ünlü değilim. Korona mahvetti beni. Bu aralar bazı otellerde değil de işte arkadan geçmeli falan muhabbet var. Gittin mi hiç? Nereye gittin ben? Ya işte ha, gizli saçma... otel partiler. Aynen. Ünlüler. Ben aşırı korkuyorum yok, bundan. Yok böyle bir bilgi veremem. Al tamam, girsin sana yani bu bilgi. Bu bilgisizlikle yaşa. Evet.
Bu bilgisizlik değil. 10 numara. Bahar bütün koronavirüs döneminde evinde yaşıyor. Ne yaşıyorsa evi otel olduğu için böyle bir hayat yaşıyor. Sana ne? Hakikaten sana ne? Sana ne? Sana ne? Bu kadar özel sormanı gerektirecek şey ne? İnsan otelde yaşar ben de gitmek istiyorum. Evet. Yetkin bu arada eski Luka'cılardandır. Ya. Eskiden. Ben Luka'ya 3 kez alınmadım bu arada. Evet. Evet ya, Luka'nın böyle tripleri var değil mi? Vallahi var. Var gibi. Ya ben 3 kez gitmek istedim. Bir daha da dedim ki buraya gireceğime. Zaten içeride sürekli yaşlılar zaten var. Zaten içeride sürekli yaşlılar evet var. Evet ya, yeter. Bilek liste olmak istemiyorum. Okey mi? Lütfen daha fazla bu konuyu uzatmayın. Evet ya. Peki abi, bir şey diyeceğim. Bu videodan sonra Luka'da blacklist olsan cidden bizle, yani bize sinirlenir misin? Yani bu videodan sonra Luka'da blacklist olursam sana çok kızarım. Peki. Peki. Bu beni çok sinirlendirir. Soru ama Luka çok ya sevdiğimiz peki, bir yer. Peki Luka'ya bir daha gidememek mi? Yoksa? Yoksa hukuk okumaya 17 yıl devam edip asla mezun olamamak mı? Hangisini seçerdin? Ya muhtemelen öyle de bir şey olacak bu arada. Yani, yani ben okulun peşini bırakmam. Hiçbir şeyin peşini bırakacak bir kız değilim. Yani şu ana kadar çok böyle bir noktaya gelememe nedeni bir hedefimin olmamasındandır. Ama yaptığım şey yapmaya da devam ederim. Yani çok da inatçıyımdır bu konuda. İsrail füzesi gibiyim. Hedefim belli değil. Ya Bahar, gerçekten şöyle bir algı var insanlarda. Bir kere sen de çok linç yiyorsun, kötü yorumlar alıyorsundur evet, mutlaka. Evet. Bu kötü yorumları nasıl takmıyorsun? Hakikaten ya. Çünkü ben ünlü olduğumda 17 yaşındaydım. 18 yaşından küçük insanların TV'de olmaları normal değil de 18 diyerek biz bir girdik. Şimdi ben o dönemde ben hep ilerler. Ben televizyona ilk çıktığım gün zaten ünlü olmuştum yani ertesi gün uyandığımda. Aynı zamanda da hayatını ve, anlasana. İlk tamam, nerede evet çıktın? Hani belki de seni ilk izleyenler olabilir burada, ilk duyanlar ya, olabilir. Ya bana şöyle söylediler. Ben direkt böyle bir grubun ortasına alınıldım. Ve bana böyle söylediler. Tamam, bu yorumlar normal, her şey çok normal. Çok ünlüsün, devam et. Ne yapmak istiyorsan onu yapmaya devam et. Yani ben eline tekst verilen kızlar tanıyorum ama ben hiçbir zaman oradayken ya sen bunu yapacaksın denilmedi. Bazen Banu Alkan geldi, benim o sahnelerim. Yani benim demem bazen 55 kere çekildi ama ben hep aynı dedim ama Banu Alkan 55 kere aynı şeyi tekrar etti örneğin. Biz onun için çektik. Yani tekst ondaydı. Benim karşımda kim varsa o önceden hazır oldu her zaman ama ben her zaman doğal oldum. Örneğin bugün buraya BG'ye ben geldiğimde de örneğin şimdi o da ne diyeceğine karar vermemiş. Bu beni heyecanlandırdı. Çünkü ben daha önce sürekli bana ne diyeceği belli olan moda duayenleri ya da işte TV'de böyle yıllarını harcamış yaşlı kadınların karşısında oldum. Ama şu anda öyle bir yerde değilim, o yüzden de kendim gibi davranıyorum. Müthiş. Yani bence övdün bir de ya bizi. Çok sevindim ben. Ben de böyle bir şey olduğunu. Sence bence sen biraz hazırlıklısın. Ben evet, mi? Evet, o kesin ekşi sözlükte ya ekşi sözlükte yazdıklarını ekşi okumuş. Ben yani şöyle bir şey. Ben senin televizyona çıktığın programını nasıl sen beni izlemediysen daha önce. Hayır, ben de izleyememiştim ama ondan zaten tanıyordum. Ben yani seni işte şarkı çıkardığını biliyordum ya da bununla ilgili herhangi bir şekilde medyada iş yaptığını biliyordum ya falan. Ya tabii falan ki ama zaten çok seni izleyebileceğim programlar değildi modayla ilgili. Aynen. Evet. Modayı yaptım bilmiyorsun Çebi. Ayakkabılarından anlaşılıyor. Kore bayrağı bu arada. Ben bir şey diyeceğim. Ben buna bir şey diyeceğim. Nike Mike demiyorum. Ben buna özel Kore bayrağının çok iyi bir marka yani. Ben onun için söylemedim. Çorapların için konuşarım. Çorabı ben bunu kayınvadeli mi oldu? Bu çorap bir trafikte alınmış gibi bir vibe var. Hayır, trafikte bu satılan. Trafik kazası gibi bir çorap. Bak. Gülce gerçekten çok alınacak çünkü Gülce alıyor bana. Tamam, kız arkadaşın alıyorsa. Kız arkadaşın ucuz atma topu, biz evet seninle dalga geçiyoruz. Ya bu arada herkesin hayır kız arkadaşı mı var? Beni kıskanmadılar mı? Yok, kıskanmadılar. Niye kıskansınlar? Ya. Hepimiz arkadaşız. Aynen. Sonuçta. Ben olsam erkek arkadaşımın sunduğu bir programa sen Barcanda'nın gelmesine izin vermem arkadaşlar. Tamam, itiraf ederim. Benim kız arkadaşım bayağı olay çıkarttı. Hatta şurada falan izliyor geleceğim bence. Sen de baskı altındasın. Söyledi geleceğim falan dedi. Ben fark etsin hep böyle falan oturuyorum. Hani. Yes. O gerginlik bende var. Evet, sevmem karşıma oturtmuşlar. Benim kız arkadaşım gayet anlayışlı olduğu için hani bunun bir sohbet olduğunu ve... Benim bu arada nişanlım. Zaten evleniyoruz biz falan. Çok yani, sevindim. Yani ben de linç yemek istemiyorum bu arada. Yok yok. Ya bir de ben hani şöyle bir şey. Ya Bahar'ı da tanımadığımız için
Yani kıskanacak bir durum olmadı bizim için. Ya tanımadığımız diye bir şey yok yani. Ben bu ülkenin en çok tanınılan, en genç ismi olduğumu düşünüyorum. Böyle bir rakip gördüğün insan var mı? Yoksa ben bir rakipsizim mi? Yani rakip gördüğüm insan... Kardeşin olabilir mi? Ablam. Ablasıyla niye rakip olsun? Çabi evet ya. Çabi ya. Olabilir abi. Ya evet, Allah aşırı saçmasın bu arada. İnsan ailesine rakip olur mu ya? Al girsin sana bu. Aynen öyle. Ya, sen tamam. Kardeşinin... Tamam Türkiye'deki aile... Ya bu arada ablam beni finanse eden insandır yani. Anlatabiliyor muyum? Ya özür diliyorum hani... Ne bileyim benzer belki bir konuda yürüyor olabilirsiniz. Çabi sen 10 dakika mute ban yedin. Konuşman bloklandı. Yetkinle biz devam ediyoruz bu konuda. Ben ne zaman yiyeceğim? Estağfurullah, estağfurullah. Ünlülük skalası olarak şey mesela. Görüyordum, Aleyna Tilki'yi görüyordum. Ama dünya starı olacağım dedikten sonra, 7 milyon izledikten sonra görmemeye başladım. Yani peki yani... Berkcan'ın yorum yapması için çok çarpıcı bir cümle. Benim kurdum. De kliplerim 7 milyon izleniyor o yüzden. Yani evet yani ama sonuçta sen beklentini ne bekliyorsun? Dünya yani normal ben kendi müziğimi yapıyorum. Kendi müziğimi. Evet sen daha çok kendi yağında kavruluyor gibisin. O yüzden bence 7 milyon senin için iyi bir rakam. Benim için de geçerli. Bu benim peki için yeni geçerli. Bir şarkı geliyor mu? Evet geliyor. Ben Kerimcan Durmaz Peşimde'yi çok beğendim. Ondan sonra hemen... Klibi çok güzel. Klibi evet, çok evet. Güzel. Ondan sonra hemen aradım ben de. Dedim ben de şarkı yapmak istiyorum. Ben biraz özentiyimdir bu arada. En iyi arkadaşım olsa ben de öyle olurum. Sarışınsa sarışın olurum. Böyle bir yakın arkadaşların aranda böyle bir çekişme var mı? Ben de tabii bunu ki. Duydum. Ben de bunu duydum. Hep yakın arkadaşlarımla bir aranda böyle bir husumet. Evet ya bunun için sürekli değişiyor. Ama ya şunu da şöyle düşünmeyin. Hani bari kötü bir kız en iyi arkadaşı olmuyor diye düşünmeyin. Sadece ben çok fazla iyi niyetli olduğum için ve kova burcu olduğum için hep yeniliyorum. Bugüne kadar kızlara hep yenildim yani. Ya ben bir şey sorabilir miyim? Ya artık daha... sen banlısın. Banlısın. Sarasika. Hayır. Hayır. Tamam böyle ben mutum. Asyalı aşka evet, haklı. Çok haklı bu arada. Moderatör o. Yani hayır bir de çok anlayayım. Otelde yaşıyorum diyor kız. Hayır nasıl otelde yaşayabilirsin? Hayır otelde baba, yaşayan bir insan böyle işte, yani, sizin kadar çocuklar duymasın Haluk gibi toksik maskülenliği üstüne hiç onlarla kızıyorum. Hayır. Hiç onlarla kızıyorum. Hayır evleneceksen evlen git bize ne. Gülce'nin çorapları çok kötü çorap almışsın Gülce. Gülce seni çok seviyorum. Bir soru sorabilir miyim? Bir şey diyeceğim. Dom Perignon klibindeki arkadaşınla aranda ne oldu? Aramız çok kötü. Böyle hani bir kavga mı? Tabii ki. Neden? Çünkü... biz birlikte elendik aşkolar. Elendik? İzlediniz mi? Elendik. Elenmek? Yarışma programına. Yarışma programı. Elendik evet. Yani onunla birlikte. Yani o yüzden onu sevmiyorum. Peki diğer hani... Bu katıldığınız bir program vardı. İşte benim stilim. Yes. Bu programdaki kızların çok fazla sektörde tutunamayıp bir tek senin böyle hani hala kalman hakkında ne düşünüyorsun? Eğitim şart diye düşünüyorum. Sadece sen bir şeyler ürettin ama. Ben gördüm bu arada Instagram'larını. İşte çakma butik falan açmışlar. Evet evet. Çok şey yani full hani, çakma butik evet, reklamı yapıyorlar. Çakma ayakkabı reklamı yapıyorlar. Anlamadım ben yani. Senin hani herhangi bir şekilde böyle bir çakma ayakkabıdır. Böyle bir bu tarz reklam. Ünü vizyonsuz kullanma olmadı. Bence o yüzden. Senin ünün kendi yarattığın karaktere çok has kaldığını düşünüyorum. Yani evet ben ünlü olmak istemedim zaten. Peki bu ya, bir karakter mi kendi yaptığın şey? Yani tabii ki Bahar bir ikon arkadaşlar. Instagram'ında Bahar Canan fanıyım yazan ve yani bununla böyle yıllardır yaşayan insanlar var. Benim kendi arkadaşlarım uyanıyorlar gün o. Bu sadece benim kendi yakın normal insanlar arkadaş çevremde değil, selebritilerde de böyle. Bu aşk biliyorsunuz o, ki tabii ki. O kullanım senden yani, mi çıktı? Tabii ki ben bütün Türkiye'ye aşk o dedirttim. Evet, aşk o, gün o, trollemek bunların hepsini ben söyledim. Peki bu bir Bahar Canlı'nın hani dışarıdan bakıldığında ilk gördüğünüz şey bir savunma mekanizması mı? Hani Bahar'ın altında daha böyle derin, daha farklı bir kişilik var mı? Ve benim çok merak ettiğim, en yani, merak ettiğim konu bu.
Tabii ki benim IQ'm 96. Amerika ortalamasının üstünde. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama Türkiye'deki ortalamalar genellikle bilimsiz, yani net olmuyor. O yüzden Amerika için konuşuyorum. Yoksa Türkiye'ye hafife aldığım için değil. Yani Türkiye'de hemen net bir ek bilgi benim. Zeka ortalaması yok. Yani ben zeki olduğumdan eminim ama bana gelip zaten ben en çok şuna kırılıyorum. Bana zaten gelip ya sen işte çok salak bir kızsın, nefret ediyorum senden diyen yok. Sen çok zekisin aslında diyorlar. Ben o aslında kısmına takılıyorum. Ya ben zekiyim zaten. Okey ama işte Türk insanının zaten hep böyle bir ön yargılı oluşu. Ayrıca hani dışarıdan bakıldığında yani ses tonunu, hani ben mesela gerçek sesini duydum. Nasıl gerçek sesi? YouTube'da, hani YouTube'da bir tane videoda bağırcandan gerçek sesi falan filan böyle bir video var. Bir video var ya evet ama artık bir dönem rütük arkadaşlar. Hani dedik ya, yani sonuçta size de hani 17 yaşında bir kız televizyona çıkıp merhaba, merhaba Nur Yertaş hanımefendi demesin yani dedi. Ben bir ara yayından önce acı biber yiyordum yani, yediriyorlardı bana. Çünkü direkt mail geldi hani bağırcandan sesi. Bununla ilgili bir cezamız vardı bizim. Hani o yüzden bazen ben böyle şok açıklamalarda bulunurken böyle birisine karşı ya, ben senin böyle olduğunu düşünüyorum derken kasıyordum yani. Tabii ki zaten ya şimdi senin tek sesin mi var baktın? O zaman tabii sen şarkılarında evet, sen kendini evet söylemiyorsun. Evet. Çünkü senin bu sesin çok böyle aa diye geliyor. Evet. Ama şarkılarında biz daha böyle çok aynen böyle bir ses duyuyoruz. Stabil giden. Çok anlatabiliyor muyum? Yani bu hepimize olan bir şey. Ben tabii ki erkek arkadaşımla konuşurken farklı konuşuyorum. Ablam arıyor, ona hesap verirken mesela farklı konuşuyorum. Mesela ablanla olan konuşurken daha flat düz sesinle mi yani o... Nihal'le konuşurken daha böyle şöyle bir şey isteyen sesimle konuşuyorum. Merhaba, nasılsın canım ablacığım, böyle söylüyorum. Erkek arkadaşımla konuşurken farklı konuşuyorum dedi. Erkek arkadaşın mı var? Evet. Hayır, bu değil. Erkek arkadaşın olsa ya da var, önemli değil, hiç umurumuzda değil. Berkcan'ın ya programına gidiyorsun, kıskandı mı? Aynı sorunun tersi. Evet, benden ayrıldı. Buraya gelmek wow için mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu gerçek bir bilgi değil. Ya bu gerçek. Kalbimi bilgi kırıyorsun. Evet, aradı beni. Ben hatta. Gerçek mi bu? Ben öyle yani. Ben beni kekliyor diye düşündüm. Ya yok, saçmalamayın. Ben işte saat 12 gibi filan sanırım. Aradın ya sen beni. Evet. Hatta ben işte yumurta nasıl olsun filan diye soruyordu. Evet. Bir tane aldım. Evet bize. Evet evet. Yanımda erkek arkadaşım vardı aynen. Ben böyle konuşuyorum. Yani ayrıldık yani şu an. Ama yani ortada herhangi bir şekilde hiç böyle bir şey yok ki. Ben tabii ki asla. Yani... Hayır, sadece erkekler çok kıskanç oluyorlar. O yüzden yani. Bunlar erkeklerin kıskanç olmaları. Genelleme yapmayalım herhalde ya. Erkekler kıskanç. Çabı geri döndü hayata. Connected. Konuşturmuyor. Ben bana bir şey sormak istiyorum ya. Sor Çabı tamam. Olarak, sor. Ben Çabı olarak sana bir şey sorabilir miyim ya? Ben gerçekten dayanamayacağım artık ya. 5 dakika mute. Çabı sorsun. Kaç yaşındasın bu arada? Ben 8'liyim ama yaşıma dava açtım, 2000'li oluyorum. Nasıl çünkü ya? Bana hep yaşımı soruyorlar. Ben hesaplayamıyorum. Ya yaşına dava açıyor o abi. O yüzden bak, sıfırlayacağım. Direkt yani hangi yıldaysam o yaştayım. Helal çok olsun. Mantıklı değil mi? Bence de. Yani 2021'deyim. 21 yaşında evlenmek istiyorum. Çünkü böyle kafam karışıyor. Şimdi bakıyorum benim yaşımdaki insanlar 21 yaşındayım diyorlar ama baktığı zaman hayır abi 23 yaşındasın, nasıl olabilir yani? Onun için en iyisi 2000'li olmak. 2 tane 1000 yani. Peki bir hukuk okuyan olarak bu işe yarayan bir dava mı? Tabii yani ki. Ben dava açabiliyor muyum mesela? 95'li ya olmak. Ya sen bir sus artık. Seni tekrardan lütfen mutladım Çabı. Lütfen bu kayıtlar Türk hukuk Çabı sisteminin eline geçmesin. Evet. Ama her insanın 2 yaş küçültme hakkı var. Ben de zaten 2 yaş küçültüyorum. Tamam Bahar'cığım, bak bu Çabı böyle darladı bizi. Bu gerçek bilgi mi? Bu arada sadece 2 yaş mı küçültebiliyoruz? Bilmiyordum ben bunu. Ya 2 yaş evet. 2 yaş çok kolay örneğin. Bahar tamam ya, bu sıkıcı konuları geçelim artık. Aa sen... gece hayatında en sevmediğin erkek tipi mesela. Evet. Hani böyle saçma bir topik. Gece hayatında en sevmediğim erkek tipi story çekmeme izin vermeyen erkek. Ben eğer bir şey yapıyorsam ve story çekmiyorsam yapmak istemiyorum. Yani bana dünyanın en iyi şampanyası Armande'yi de getirtsen Amerika'dan. Ya da bana işte beni en iyi, en eğlenceli kulübe de götürsen, tamam mı? İşte en sevdiğim DJ'ye de gitsem story çekmek istiyorum. Yok hayır story çekemezsin falan diyorsa ben yani sevmiyorum o işi. Yani peki bay bay deyip çıkıyor musun yoksa? Yok bay bay deyip çıkmıyorum. Ben story'imi atıyorum. Ondan sonra olanlar oluyor. İnanılmaz. Ben Camp City'deyim. Bir tane iş adamı, ismini veremiyorum. Bana da vermediler. 3 saat boyunca balkonda sigara içiyor ve ben böyle yatıyorum.
Ve 3 saat boyunca balkona sigara içerken de böyle bakıyor. Şimdi ben de hatta ben videoyu çekerken kahkaha atarak koyuyorum videoyu. Yani çünkü artık hani böyle yeme bakıyorum. Hani böyle bir zoomladım ve onu gösterdim. Ve ben bana günü olmadan otel güvenlik müdürü beni aradı. Dedi ki işte beyefendinin eşi izlemiş. Beyefendi eşinden başka birisiyle otelde kalıyormuş. Ve şu anda ona boşanma davası açtı. Bunlar delil. Wow. Yes. Wow. Bu arada ben aslında benim onu da sen koyma nedenim... Sen hukuk bitirmeden yargı dağıtmaya başlamışsın. Aynen. Ben çok feminist bir avukat olarak şimdiden kariyerimi yaptım diye düşünüyorum. Ya bu arada kadın bayağı bir tazminat almıştır bence benim sayemde ama bana bir getirirse olmadı yani. Sen feminist bana misin? Bana ulaşmadı DM'den. Yani tabii ki kadın ve erkekten kadını korurum. Normal değil mi? İnsan kendine benzeyeni sever. Yok merak ettim. Bir şey diyeceğim. Buradan bir arkadaşına böyle hani bir şey demek istesen ne derdin hani böyle sen seni çekemeyen bir arkadaşına? Yani çekemeyen bir arkadaş. Böyle bir isim de verebilirsin hani. Hani ulan Esra sen benim böyle yapmıştın. Ya ben evet Gülşah Saraçoğlu'na buradan bir şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar katıldım. Ben kabul etmedim yani. Gerek görmedim. Berkcan fanı olduğum için geldim bu arada ama hani onun dışındaki canlı yayınlara hep no dedim ben. Ama bir tane canlı yayına katıldım, onu da övdüm baya. Her girdiğimiz cemiyet ortamında beni böyle canım kızım, işte akıllı kızım, doğursam senin gibi olursam benim kızımsın diye hep beni böyle destekledi. Ama hep böyle örneğin bana sürekli emir veriyor ve bana geçen gün çok kötü bir şey yaptı. Yani bunu da unutmayacağım. Ve ben aynı zamanda akrep burcuyum. Benim akrep tarafım da var yani çok piskin alırım. Bunu da kimse unutmasın. Sokar. Aynen sokarım akrepler hep bir akreple hep iyi anlaşırsın. Seni hep böyle havalara çıkarır, hep böyle göklere çıkarır ama günün sonunda sokar yani. Ben de buradan Gülşah Saraçoğlu'na canım anneme bir şey söylemek istiyorum. Aşko geçen gün yaptığın şey hiç hoş değil de beni herkesin içerisinde böyle benim çektiğim bir tane story'yi sildirtmeye çalıştı. Müziği durdurdu eski sevgilisi o ortamda olduğu için. Gülşah Saraçoğlu'nu ben tanımıyorum ama muhtemelen buradan cevap ona gitmiştir. Verildir, verildir. Tamam biz ilgilendirmez. Evet tamam, yani. Ben de doğru buluyorum yani yetişkin bir insanın müzik durdurup yani evet o parlak kıyafetleriyle yani daha ben fazla dikkat çekmek için beni harcamasına gerek yok. Evet yani. Kesinlikle. Zaten yeterince parlak giyinmiştin. Neden? Neden diğer YouTuber? Neden diğer YouTuber'lar değil de Berkcan Güven'e hayransın? Evet, çünkü ikimizin de sevgilisi var ama onu yani cool bulduğum için. Teşekkürler. Ha. Cool buluyor Çabi beni. Cool buldum. Yes. Ben de cool buluyorum. Çünkü ya benim her zaman sevgililerim de böyle oldu. Amerika'da okuyan böyle çocuk vibe'larında hep onlarla çıktığım için. Onu da onlara benzetiyorum. Tabii ki Amerika'da okumuyor ama bence. Lise mezunu. Türkiye'de bile okumuyor. Öyle bir vibe veriyor ama değil mi yani? Yes yani okul ücretleri çok yüksek evet, zaten evet. Orada hiç gerek yok bence. Burada da o aynı şekilde aynı çok eğitimi alabilir diye düşünüyorum. O yüzden. Bahar biz çok teşekkür ederiz geldiğin için. Bizle birlikte ederim. Burada bu sohbeti ettiğin için ve Armağan Çağlayan'a gitmediğin için. Yok böyle benim vlogladı. Yani sen sizi çok seviyorum vlog kaldırın. Sen de YouTube'dasın. Ben de şu an YouTube'dayım. Yani sana isteyerek gelmedim gibi düşünme. Korktum sana. Nasıl engelledi mi seni vlog kaldırın derken? Evet ayrıca sonra beni... Bağcan'dan ben bir şey sormak istiyorum kusura bakma lafını böldüm. Tabii ki. Bloklandığın ünlüler veyahut senin blokladığın ünlüler kimler? Beni bloklayan ünlüler Şeyma Subaşı, Armağan Çağlayan. Bunlar hatırladıklarım. Çok alakasız var ya. Benim blokladığım ünlüler Nuri Ertuğrul. Bütün futbolcular. Yes. Benim blokladığım söyleyemeyeceklerim de var. Benim blokladığım ünlüler söyleyebileceklerim. Yok gibi. Öykü Sertar. Öksetler iş arkadaşı. Evet yani iş arkadaşını biliyorum. Evet. Bir dönem. Öyle değil mi oğlum? Yok öyle de çok. Evet. Aa. Çünkü artık onun flash bir şey geliyor. Çok flash bir şey geliyor gibi. Öykü Sertar'ı niye sevmiyorsun? Öykü Sertar. Ya sevmediğin için bloklar ya insanlar aslında. Yes, Öykü Sertar'ı sevmiyorum çünkü aynı senin kafa moderatör olduğu için. Birisinin beni kontrol etmeye çalışmasa beni sıkıyor. Sen yine bir şey dedin. Sen Berkcan'ı blokladın mı?
Oğlum bak. Bahar ben ne zaman böyle bir şey yaptım? 15 dakikada. Ya 15. Örneğin ben örneğin orada ben örneğin bir şey söylüyorum. Evet. Pardon, çok pardon, sorry, excuse me. Sen orada bir şey söylüyorsun. Tamam. Böyle yapıyor ya böyle mikrofonla örneğin. Ben mi oynadım? Ya evet hani yeter artık işte konuşma ya da aynen mute yapıyor seni. Onun gibi düşün. Anladım. Ben benim mute'lenmeme dayanamam örneğin. Ama yani Chubby'yi mute'lamasak sana burada saçma sapan tonla sorular evet, soracak. Evet aynen şimdi onu anladım onun da ne yapmaya çalıştığını. O yüzden bunu onu kaldıracağım. O biraz seni çalışmış anladın mı? İnternette bakmış kötü yorumlara falan filan ne olduğunu sana evet. Burada... Ben ki bu kötü yorumları sana dayatmak için değil merak ediyorum. Yani bu yorumlar ne kadar haklı olabilirler ki diye sana sormak istemiştim. Ya evet yani onun için hani beni internette görüp sevmemen için hani şunu söyleyebilirim. Ya en azından hiçbir zaman yani olmadığım birisi gibi olmadım anlatabiliyor muyum? Hani sevmiyorlarsa bile kendim gibi oldum. Çok iyi rol yapabilirdim. Benden full daha iyi rol ya. Kimse bu, yapamaz. Bundan sonra sana full destek var. Aynen ayrıca bak sen de örneğin orayı highlightlıyorsun. Hep hukuk okuyorsun diyorsun. Ben hukuk okuyan işte annesi babası düzgün böyle genç bir kız olarak anlatabiliyor muyum 176 filan bir kız olarak 55 kilo çıkıp ya ben mükemmelim 176 boy değil mi? CV verdiğin gibi oldu şu an. Bir CV doldurduğun gibi oldu. Ben böyleyim. Benim anken yapın. Beni alın. İşte benimle evlenin filan da yapabilirdim örneğin. Hadi tamam bitti ya. Rezaettin'in ilk bölümü sona erdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki haftadaki bölüm bekleyin. Arkandan! Bitir!